Elbette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da söyleyecek söz var. Hatta kameraların karşısında canlı yayında dönüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu dinleyeceğiz. Problemlerinin, işsizliğin, Türkiye'deki piyasa durgunluğunun en tavan yaptığı bir ortamda kamunun israfı engellemede ve tasarrufu öncelemede lokomotif olması lazım. Dolayısıyla biz tasarruf yapıyoruz kardeşim. Lüzumsuz masrafları ortadan kaldırıyoruz. Burada bizi ilk alkışlaması gereken hükümetin değerli üyeleri. Niçin? Aslında biz örnek oluyoruz. Yani ülkede protokol adına, şov yapma adına, protokolün giderlerini arttırma adına ne yapılıyorsa, hangi bakanlık, hangi kurum, hangi kuruluş varsa içinde, herkes kendine bir çeki düzen versin. Ülkenin bir kuruşuna bile şu anda ülkenin kurumların ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Başkanımın, benim ihtiyacım var. Şehrime daha iyi hizmet vermek adına. Yaptığımız bu. Bundan ders çıkarsınlar. Bundan sadece biz değil, bizim gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ders çıkarsın. Diğer siyasi partili belediyelerde ders çıkarsın. Ya da merkezi hükümetle ders çıkarsın. Ve bu konuda ben eminim ki şu anda bizi bütün siyasi partilere oy vermiş ya da yöneticisi olan insanlar alkışlıyor. Bazıları alkış sesi duyuluyor, bazıları içlerinden alkışlıyor. Endişelerinden açık bir şekilde alkışlayamıyor olabilir. Ben onu hissediyorum. O bakımdan pazar günü arkadaşlarım tüm detaylarıyla hazırlıklarını yapacaklar ve sizleri bilgilendireceğiz. Şu an süreç devam ediyor. Ve tabii bu görünen kısmı, görünmeyen kısmı da var. Daha önce ne yazık ki çok hovardaca diyeyim, hani harcanan paralarla muhafaza edilmiş birçok araç 23 Haziran'dan hemen önce devirleri yapılmıştı ya da iadeleri yapılmıştı. Olsun, o da bir kazanım. Bunların da tespitleri var. Tümüyle bunları sizlere aydınlatacak şekilde anlatacağız. O güne özellikle dikkat çekmesi peki? Yani o gün sizin araçları sergileyeceksiniz. Sayın İçişleri Bakanı Soylu pazar sabahı açıklayacağım kayyumla ilgili olan meseleyi demesi sizce bir tesadüf mü? Yoksa hani aynı zamanda eleştiriler de vardı. Aynı zamanda hizmet araçlarını eğer sergiliyorsa gerekeni yaparız demişti. Benim dedim ya, polemikle ilgili inan ki hiçbir yeteneğim yok. Yani hiçbir becerim yok. Ne aklından geçiriyor birileri hiç bilmiyorum. Yani bu herhalde bir beceri istiyor polemik. Geçmişten bugüne baktığınızda bu tür polemikleri ortaya koymuş insanlar sonra tam tersini söyleyebilen, tam tersi şekilde davranabilen insanlar oluyor genelde. Ben inanın anlamam. Yani geçmişte ne söylüyorsam, ne düşünüyorsam şu anda da aynı şeyi yapıyorum. Göreceksiniz ki bu insan, şahsım olarak söylüyorum, bu insan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da aynı şeyleri savunuyor ve aynı şeyleri toplum önünde aynen bu şekilde anlatıyor olacağım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Onun için inanın polemikten anlamıyorum. Bu gerçekten herhalde bir beceri istiyor. Ne yazık ki diyeyim şaka, bu beceri bende yok. Ekrem Başkan'ın Canan Hanım'a bugün 9 yıl 8 ay ceza verildi. Evet. Ertelemesiz bir ceza verildi. Siz de sabah duruşmadaydınız. Ne diyeceksiniz? Yani Türkiye'nin hukuk yoluyla gündem yaratarak, insanları suçlayarak, yargılayarak, insanları kutuplaştırmak gibi bir yol ve yönteme ihtiyacı yok. Tam tersine adalet duygusu, hukukun işleyişi, toplumu birleştirmeli, daha güçlü hissettirmeli ve gerçekten hani inancını bu topraklara daha büyütmeli. O bakımdan sabah da bu uyarımı yapmıştım. Elbette ki karar üzücüdür. Elbette ki karar can sıkıcıdır. Canan Kaftancıoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin, Türkiye'nin en büyük kentinin il başkanıdır. O manada biz Canan Hanım'ın bu yol haritasında her zaman yanındayız ve yanında olacağız. Bu hukuksuzluğun üst mahkemelerde giderileceğine inanıyorum. Her şeye rağmen Türkiye'mizin bu konuda en doğru kararı verecek hakimleri her şeye rağmen vardır. Ve en doğru kararı vereceklerini düşünüyorum.
ben de hem il başkanı olarak, hem yol arkadaşım olarak, hem arkadaşım olarak Canan Hanım'a sonuna kadar destek olacağım, yanında olacağım ve umut ediyorum ki bu süreç çözümlenecek ve ülkenin gündeminden kalkacak ve biz işimize bakacağız. Yine kol kola bu ülke için üretmeye, bu millet için üretmeye devam edeceğiz. Efendim, diye düşünüyorum. Bu gündemden kurtulmamız lazım. Ben aynı soruyu Tunç Bey'e de sormak istiyorum. Canan Kaptancı olduğunu aldığı ceza ile ilgili. Öte yandan bir de ekleme yapmak isterim. Diyarbakır'da da çocuğu PKK tarafından kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yapıyor. Bu süreç ilerlerken iktidardan da sizin Diyarbakır'daki ziyaretinize atıfta bulunarak bazı eleştiriler geldi. Tunç Bey'den sonra bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alalım. Evet, yani ben sadece şunu söyleyebilirim. Elbette bizim de içimiz sızladı. Canan'ın çok yakından tanıyan ve çok sevgi duyan, saygı duyan bir insan olarak hiç hak etmediğini düşünüyoruz. Ama ben de inanıyorum ki Türkiye'de hakimler var, Türkiye'de savcılar var. Mutlaka üst mahkemede bozulacaktır. Hiç hak etmediği bir nedenle aldığı cezanın kaldırılacağını düşünüyorum, beraber edeceğini düşünüyorum. O nedenle ben de sonuna kadar Ekrem Başkan'ın gibi onun yanında durmaya devam edeceğim. Onun için elinden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğim. Şunu söyleyeyim. Tabii ki evladının teröre teslim olduğunu görerek orada büyük bir feryat 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 oğlunu, işte evladını tekrar isteyen annelerin ben yanındayım. Bakın bu ülkede terörün kıskacına gençlerimiz girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin her yerine büyük kentler olarak moral vermeye çalışıyoruz. Yani biz istiyoruz ki çocuklarımız iyi eğitim alsın, gençlerimiz iyi eğitim alsınlar. Hayata umutla baksınlar. Kimse kendisini kenara itilmiş, adaletsizliğe uğramış ya da kutuplaşmış bir ülkede yana sağa sola savrulmuş hissetmesin istiyoruz. Demokrasiye en uygun biçimde, bu ülkenin yasalarına ve hukukuna en uygun biçimde demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Yasaya uyumlu ve yasaya uygun kurumların güçlendirilmesini istiyoruz. Çünkü demokrasi güçlendirilirse herkes kendi varlığını ortaya koyabildiğini düşünürse, buna siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kurumlar, hatta kişiler, o zaman herkesin ruhu ferah olur. Biz o kurumların güçlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Aksi takdirde bunu yapmadığınız zaman terör örgütleri güçleniyor. Biz o terör örgütlerinin zayıflatılmasını, hatta bertaraf edilmesini istiyoruz. Böyle bir atmosferi sağlarsanız bu olur. Bu sadece silahla da olmuyor. O bakımdan ben oradaki annelerin elbette yanındayım. Çocuklarının terörden kurtulması için biz de çaba verme konusunda her zaman en önde mücadele etmeye hazırız. Ama bunun başka yöntemlerini birileri... Tabii ki evladının teröre teslim olduğunu görerek orada büyük bir feryat... feryat feryat oğlunu, işte evladını tekrar isteyen annelerin ben yanındayım. Bakın bu ülkede terörün kıskacına gençlerimiz girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin her yerine büyük kentler olarak moral vermeye çalışıyoruz. Yani biz istiyoruz ki çocuklarımız iyi eğitim alsın, gençlerimiz iyi eğitim alsınlar. Hayata umutla baksınlar. Kimse kendisini kenara itilmiş, adaletsizliğe uğramış ya da kutuplaşmış bir ülkede yana sağa sola savrulmuş hissetmesin istiyoruz. Demokrasiye en uygun biçimde, bu ülkenin yasalarına ve hukukuna en uygun biçimde demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Yasaya uyumlu ve yasaya uygun kurumların güçlendirilmesini istiyoruz. Çünkü demokrasi güçlendirilirse herkes kendi varlığını ortaya koyabildiğini düşünürse, buna siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kurumlar, hatta kişiler, o zaman herkesin ruhu ferah olur. Biz o kurumların güçlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Aksi takdirde bunu yapmadığınız zaman terör örgütleri güçleniyor. Biz o terör örgütlerinin zayıflatılmasını, hatta bertaraf edilmesini istiyoruz. Böyle bir atmosferi sağlarsanız bu olur. Bu sadece silahla da olmuyor.
O bakımdan ben oradaki annelerin elbette yanındayım. Çocuklarının terörden kurtulması için biz de çaba verme konusunda her zaman en önde mücadele etmeye hazırız.